Merhabalar arkadaşlar. Hull City ile Premier Lig seferi kariyerimizin Acun Ilıca ile Premier Lig seferi kariyerimizin 3. videosuyla karşınızdayım. İki tane maç yaptım ben çevrim dışı olarak. Zaten bütün maçlarda oynayamayız. Çok uzun sürer. Taktiğimi bu şekilde oturttum. Bir önceki maçta Orkun Kökçü hafif bir sakatlık geçirdi. Bir hafta mı 2 hafta mı falan yok tam hatırlamıyorum. Kadrom bu şekilde oluyor. İlk maçı Bournemouth olması lazım. Onu 2-0'la geçtim. Ve Swansea City ile 0-0 berabere kaldım deplasmanda. Şimdi bir deplasman maçı daha oynayacağız. Blackburn Rovers'a karşı Tugay Kerimoğlu'ndan dolayı benim eskiden olan bir hayranlığım vardır. Bakalım bu hayranlığım olan takımı yenebilecek miyiz? 3 puanı alabilecek miyiz? İzninizle. Şunu yapmak istemem. Sonra değişikliği kaydet. Kadro anlamayacak oyuncuları ben de bu maçı olarak değiştir. Allah Allah. Neymiş bu? Sorunu düzeltelim. Kim alınamıyormuş kadroya? Ha evet. Orkun'la bir değişiklik yapacağız. Orkun orta saha oyuncusu. Merkez orta saha. Onun yerine bir merkez orta saha alalım ama 52'lik bir oyuncu. Çok da oynatmak istemiyorum ama Kanan'ı alalım. Kanan fena değildir. Evet. Şimdiden Allah Allah. Otomatik olarak değiştirdik. Kim acaba? Merak ediyorum ben. FIFA'ya da birazcık hani nasıl söyleyeyim sana? Size hani FIFA'ya biraz çok aşina değilim. Çok fazlaca oynadığım bir oyun değil. Kimmiş? Doşart'ta Amavi, Graves, Ingoeze, Müldür, Bayındır, Almada, Aktürkoğlu, Adeyemi, Bağır. Şöyle bakalım. Neyse anlayamadım şu an ama neyse. Bu şekilde başlayalım. Şöyle Doçerti orada değil de hani hemen Doçerti yapacağım. Heh, şu şekilde oynayacağız. Maça devam ediyorum. Blackburn Rovers maça başlıyor. Kerim Adeyemi ile kapmaya çalıştık. Olmadı. Thiago Almada. Güzel bir şut. Aman aman. Topun üstüne güzel bastık. İyi de vurduk ama olmadı. Blackburn Rovers kale vuruşunu kullandı. Oyuncu gerçekten bayağı kimse fiziksel olarak çok iyiydi. Aman aman bunları yapmayalım arkadaşlar. Topu adamların üzerine özellikle benim kaleme yakınken o da bu topa dal yapmamam lazım derken golü yedik. 1-0 geride başlıyoruz neredeyse maça. Daha dakika 5. 1-0 üstünlüğünü sağladı Blackburn Rovers. Hanımendan Almada'ya. Almada'dan orada top kaybı yaptık. Amavi. Bak yine yapıyorum aynısını. Topu şöyle adamın tam adama şu yakın tutmak lazım ama nasıl söyleyeyim? Topu pek de fazla üstüne sürmek lazım. Üzerine böyle atıldığımız zaman, hani atıl kurt yaptığımız zaman üzerine ne oluyor? Gittik be. Çok güzel geldik. Bir anda tık tak hızlıca. Çok iyi. Bir bire yakaladık. Dakika 11. Kısır bir maç olmadı. Bir önceki maç gibi kısır bir maç olmadı. Bağırmayın abi tamam. Bakın burada alma da çok güzel gördük. Karim Adayemi'yi. Adayemi köşeye sol ayağıyla güzel bıraktı. Hemen 5-6 dakika sonra cevabımızı verdik. Kerem Aktürkoğlu. Almada topuk pasını atacaktı ki Kerem'e izin vermediler. Seko Fofana. Orada önünü kesmeye çalıştık. Almadı. Aman aman. 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 Vallahi iyi vurdu. İyi vurdular. Maç 1-1 şu an. Deplasmandayız. Hanimen.
Anemen'den. Almada da çok güzel gördü. Attık be, bu be. Artık arkadaşlar yavaş yavaş alıştım. Ya, ileri üçlüyü kullanmam lazım. Almada ile veya Kremaklıkları çok fazla topa tutmuyorum ayağımda. Eğer önüm müsait değilse hemen tek paslarla. Bakın buradan Adeyemi'yi güzel gördük. Adeyemi topa bastı. Güzel bir pas. Kerim Aktürkoğlu. Kerem Aktürkoğlu pardon. Kerem Aktürkoğlu. Bir Galatasaray olmama rağmen Kerim diyorum. Kerem Aktürkoğlu'yla 2-1'i yakaladık. Aman 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 al onu abi. Dikkat. Teko Fofana abi. Burada vücut çalımları mı diyor? Aman bak ya yapma yapma. Açtırma ortayı. Vay vallahi çok iyi vurdu. Pas farkı avut. Ha bu defans yapmayı şimdi de becerebilsem zaten fena bir oyuncu değilim. Bu nasıl söyleyeyim? Burada faul yaptılar. Kartı gördüler. Pas kullanıyorum. Ya aman aman onu yapmamam lazımdı. Biraz içine ettik açıkçası organizasyonum. Mert Müldür koşuyor ama yetişecek gibi değil. Kerem anam be. Vallahi çok iyi geldim. Vallahi çok iyi geldim. Mükemmel geldim orada. İleri üçlüyü çok iyi kullanıyoruz. Hemen oyuncumuzu çağıracağız. Tam beceremedik yapacağımız işi. İnternetten bir araştırma yapıyordum FIFA ile alakalı kendimi geliştirmek için. Bir korner taktiği gördüm. Ama beceremedim şu an. Gerçekleştiremedim. Ortalarını açıyorlar. Altay'da kaldı top. Aman. Orada ben yakın atmıştım ama biraz fazla basmışım herhalde. Amavi. Abi nasıl vurdu orada o ya? Out. Kısa pasla çıkıyoruz. Minguezza'dan Docherte. Kerem yani çok güzel düşündük ama orada geçmedi. Gerçekten zayıf ayak. Hiç kullanamıyorlar. Ne oldu? Of Allah'ım çok güzel geliyordum ama offside oldu. Orada herhalde Karim Adem biraz öndeydi. Karim Adem mi? Aman. Aman be. Orada fena gelmedik ama taşınıyor da kulağım. Kulaklığa da çok alışkın değilim arkadaşlar. Çok güzel bir şut. Önümüz bomboş. 3-1 yakaladık. Biz bu atak işini çözdük arkadaşlar. Atak işini çözdüysek gerisi gelir bunun. Defans işini de biraz çözersek olacak. Dediğim gibi arkadaşlar benim küçük bir bebeğim var. 10 aylık. Daha annesi öğretmen. Ben de öğretmenim. Ama benim atamam olmadı. Eşimle beraber şu an Şanlıurfa'dayız. Şanlıurfa'da ben eşim okuldayken çocuğuma bakıyorum. Sigortam da Manavgat'ta yatıyor. Orada küçük bir şirketimiz var. Hani küçük bir aile şirketi tarzı bir şirket. Orada sigortam yatıyor. Orada çalışıyor görünüyorum. Allah izin verirse kısa zamanda geri gideceğiz. Ben ne diyordum? İşte çocuğa baktığım için çok fazla oyun oynamaya fırsat bulamıyorum. Sadece nasıl söyleyeyim?
video çekerken oynuyorum desem doğru olur. Çünkü gerçekten oynayamıyorum. Normalde ben çok iyi bir Bannerlord oynuyorum. Bannerlord oynamaya bayılırım. FM ve FIFA videoları çektiğimden dolayı Bannerlord oynamaya fırsatım bile olmuyor. Biliyorsunuz benim hani kanal girişimde, introsunda kanal giriş intromda benim Bannerlord, daha fazlası FM falan yapıyor. Birkaç tane sadece Bannerlord videom var. Vallahi golü yedik. Çok fazla muhabbet aldım, golü yedik. Neyse, yapacak bir şey yok. Sizinle muhabbet edecek ederek golü yemeyin. Golü yemenin yani bana tabii ki eksisi var ama hani canımız sağ olsun. Sizin muhabbet, siz videonun çekmenin hiçbir anlamı yok. Neyse, ben yine konsantrasyonumu kaybetmeyeyim. Maçı 3-1'den vermeyelim arkadaşlar. Docherty yapma abi ya, bu kadar olmaz. Neyse bak, durun. Çok güzel geçtiler orada. Biraz gerisinde kaldı top. Of be Docherty, sen nesin be? Çok güzel aldın orada onu. Karim Adeyemi'den pası geçmedi. Mert Müldür, geçirme orada onu. Mert Müldür elinden geleni yaptı ama pas geçti. Mingueza'nın müdahalesiyle top maça çıktı. Bu arada sarı yerde arkadaşlar, Süper Lig'e çıktık. Çok efsane girdik lige. Kesinlikle izlemenizi tavsiye ederim. Kısa kullanacaklardı ki topu aldık. Altay yat abi. Öyle kısa. Mert Müldür'e. Çok güzel. Orada ben ilk pası arkadan gelen oyuncuya atsaydık, more championship action for you to look forward to on EA TV. It's Hull City facing Sheffield United. A really sumptuous ball. Çok güzel gol be. Artık hani dünya klası işini çözdüm. Ama şimdi dünya klası işini çözdüm diye de şu an efsaneviye geçemem. Efsanevi de beni defansif olarak, defansta beni mahvederler. Hani efsaneviyle başa çıkacak defansif yetilere şu an sahip değilim. Belki Premier Lig'e çıkana kadar, bu dünya klasına kalalım. Premier Lig'e çıkana kadar zaten biraz iş çözmüş oluruz. İşi çözdükten sonra da ne yaparız? Dünya klasına dan efsaneviye çekeriz. Belki de iyi bir FIFA oyuncusu olursak Şirinleri bile görebiliriz. Kaleciyi süper geçtik ama atamadık orada. Gerçekten çok iyi geldik ama olmadı. Neyse, bana yakışan bir hareketle güzel geldim. Bu arada Docherty'den bayağı memnunum. Arkada iyi oynuyor. Orkun Kökçü'nün, tabii Orkun Kökçü iyi bir oyuncu ama Orkun Kökçü'nün yokluğunu Hanimen de aratmadı orada. Geride Hanimen'in yokluğunu da Docherty aratmadı. Seko Fofana orada güzel müdahale yaptı. Amavi'den Docherty diye orada çıkamadık. Güzel bir skor, 4-2. Bol gollü. Aman aman abi. Ama vallahi yiyorduk golü. 4-3. Son 10 dakikaya 4-3 girmek bizi bayağı bir sıkıntıya sokardı. Kerem. Amavi.
ortadan geldi. O kadar kötü bir pas ki. Offside diye böyle vurdum. Offside değil miymiş? Vallahi billahi var ya, ata yedik. Offside diye hani öyle kalecinin üstüne aşırtma attıydım. Kerem Aktürkoğlu'yla 5'i bulduk. 5'i bir yerde takıyoruz. Blackburn Rovers'a dakika 90 5. golü bulduk. Gerçekten bu taktik tam bana uygun. İleri üçlüyü kullanıyorum ve ileri üçlüye arkadan 2 tane merkez orta saha yardıma geliyor. Ve bu hani ileride 5 kişiyle bana yetiyor açıkçası. Çünkü daha fazla kişiyle ileri çıkıp bir top kaybı yaptığımız zaman, ki isterseniz top kaybı yapıyoruz, bize çok kötü sonuçlanıyor. Yani kontralardan çok fazla gol yiyoruz. 5-2 yendik. Çok güzel bir maçtı. Burada videonun bu kısmını arkadaşlar sonlandırıyorum. Çünkü röportaj falan var. Geç röportajı falan da beraber geçelim. Sonlandırmayalım hemen şöyle. Hemen röportajı falan geçelim beraber. Kamera biraz küçük arkadaşlar, kusura bakmayın. Kamerayı ben kendim de duruyorum. Kamerayı Orkun Kökçü'yle daha da güçlüyüz diyelim. Şöyle şu harika bir performans diyelim. Bunları artık hızlı hızlı FM'lik gibi geçmek istiyorum ama çok fazla daha öyle geçmeme izin vermiyor. Her maçta soruyor ki bunun muhtemelen takım moralinde bayağı etkisi vardır. Bir sonraki maç Brentford mu? Ben mi yanlış görüyorum? Antrenmanları ben genellikle arkadaşlar hızlı simüle ediyorum. Bir de bunlarla tek tek uğraşamayacağım. Yani öyle. Bu arada da keskinlik yazıyor. Herhalde keskinlik ve çıkınca seviye mi atlıyor oyuncular bilmiyorum. Evet arkadaşlar, ikinci maçımız Sheffield United'la. Sheffield United birinci ve biz ikinciyiz. Sheffield United maçını yapmamız gerek ki bu maçı yenerek ne yapalım? Yolumuza devam edelim. Ama bir de bir yorgunluk var. Ama Amavi'nin yerine Bjorkan girecek. Emre Demir Kökçü diyeceğim. Orkun Kökçü'nün yerine Doşerte diyelim. Kökçü'yü ileriye bir sabit, ne yapsak ki? Buradan bir tane merkez ortası kanını alalım. Kanını alamıyor muyuz? Yoksa ben demin yine kanını almıştım. Kabul etmemişlerdi. Ha, Ingram alalım. Ingram. Ha, şu şekilde maç. Doçerti bu maçta yedekten girer. Çünkü bu şekilde oynamak durumundayım. Kerem Aktürkoğlu da bayağı yorgun. Kerem Aktürkoğlu'nun yerine Lewis Potter'ı sokalım. Aynen şu şekilde maça başlayalım arkadaşlar. Maçı oyna diyorum. Otomatik olarak değiştir diyeceğim. Yine demin de aynısı olmuştu. Beceremedim yani, tam kim oyuna girmemesi gerektiğini çözemedim açıkçası. Evet, maça başlarken burada bizim oyuncularımızdan küçük bir resital. Gündüz maçı. Böyle basit tutalım, geçelim arkadaşlar hızlıca. Şöyle bakayım bir. Kerem Aktürkoğlu'nu almış oyuna. Doşerti'yi almış. Haniman olmuş. Alma da burada. Kerem Aktürkoğlu'nu ikinci yarı çıkaracağız. Ve Amavi'yi ikinci yarı çıkaracağız. Öyle görünüyor. Çünkü yorgunlar. Yorgunlukları daha fazla artmasın. İstediğim bu. Amavi, Doşerti, Kerem Aktürkoğlu. Bunlar ikinci yarı değişecekler arkadaşlar. Bunun bilgisini verelim şimdiden. Maça devam et diyeceğim. Sheffield United'ı benim bir an önce geçmem lazım. Ya bir an önce dediğim, kesinlikle geçmem lazım. Ve sevmediğim bir gündüz maçı ama bu stadın yarısı gölgeli, yarısı gölgesiz. Bunu çok sevmiyorum. Ama yapacak bir şey yok. Oynayacağız. Alma da orada. Kalamadı topu. Dediğim gibi bu işin atak kısmını çözmüştük.
Bir de defans kısmını çözersek Kerem Aktürkoğlu'yla faul olduğunu bildiğim için direkt üstüne sürdüm. Linguez'den ama diye böyle güneşli günler görelim çocuklar. Çok da güzel geldik aslında Thiago Almada ile arka arkaya. İyi hareketlerle sokulduk içeriye kadar ama sonucu bulamadık. Twitch EA Sport FIFA diyor. Burada topa müdahale ettik. Top bizden mi çıktı? Al bizden çıkmış. Honeyman'la araya girdik. Çalımımız. Çok da. Aman ne yaptılar onlar öyle? Aa, çok güzel aslında bir şut. Denedik. Seko Fofana ile yine uzaklardan bir şutla kaleyi yokladık. Corner. Hemen bir oyuncumuzu çağıralım. Ortamız geçmedi yine. Aman orada. Kaptılar topu. Çıkarken kaptırdıkları bir top. Kerem Aktürkoğlu. Abi orada alma da önünde ya, boş ya. Orada niye hareketlenmedin? Yani. Önde baskı yapıyorum biraz. Seko Fofana kendi tarafından uzaklaştı. Mert Müldür'e kadar döndük. Boşert'te biraz gerçekten gözlerim acıdı yani. Allah'ım gol oldu zannettim. Çok iyi geldim yine. Burada herhangi bir sıkıntı yok. Çok güzel bir pozisyondu. Kaleye çok kadar kötü bir pas attı ki. Rakip de oyuncu Olsen son anda çıkarttı. Ve Sheffield United biz gibi, çok güzel çalındı bu arada. Biz gibi genellikle nasıl söyleyeyim, kısa pasla çıkıyor. Thiago almadan şutu diyorum. Pası geçmedi. Burada birinciliği alabilirsek Thiago almadan önüne pas geçmedi. Zevkli oluyor maç. Dakikalar 30'u gösteriyor. Yani 30'a yakın. Maçın 3'te 1'lik kısmını sonuçlandırdık. Yani geride bıraktık. Ama bir Altay Bayındır ileriye dikti topu. Kerem Aktürkoğlu'ndan. Allah'ım orada şutumu defansın müdahalesiyle kesildi. Ya bu gölge işi gerçekten beni, gözlerimi şu an bayağı sıkıntıya sokmuş durumda. Hani bir kelime var ya, beyin bilmem ne elmesi geçirdim diye, harbiden onu geçiriyorum şu an. Biraz zor burada oynamak. Benim de gözlerim biraz ışık hassasiyeti var arkadaşlar. Bu arada pasımız çok kötü çıkarken. Sadece onlar değil, arasına biz de kaptırabiliyoruz. Jordan Amavi. Abi çok güzel kurtardın Altay. Kaleci performansları çok iyi. Vallahi hayatımı kurtardı bu kurtarış. O kadar sen gel, o kadar berbat pas at. Ben bu zayıf ayak mevzusuna çok ayak uyduramadım şu an. Anlaşamadılar. Orada beni biraz eksiklik alamışlardı açıkçası. Anlaşamamaları güzel. Dakikalar 41'i gösteriyor. Seko Fofana
Pas Mert Müldür'e. Mert Müldür'den mükemmel bir harika getirdi Mert Müldür. Ngueza kafayı vuruyor ama orada herhangi bir derken ilk yarı arkadaşlar 0-0 sonuçlanıyor. İkinci yarıda bizim bir gol atmamız lazım minimum. Fena da gelmedik aslında. Oyunumdan bayağı memnunum. Kerem Aktürkoğlu'nun yerine oraya bir Lewis Potter atmamız lazım. Docherty'nin yorgunluğu şu an iyi gibi ama Amavi'nin yerine Bjorkan'ı alalım. Docherty biraz daha devam etsin. O kadar yorgun değil. Acun Ilıcalı da şu an tribünlerde arkadaşlar yerini almış bulunuyor. Alma da birazcık oyuna genişlik kazandırmak için topu yavaşlattı ama orada çıkımı yeterli olmadı, geçemedi. Aman 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 aman, vallahi çok güzel vurdu. Asfar Kavut. Altay'la topu pasla oyuna soktuk. Docherty. Da sonuçlandıramadık. Fena gelmiyorlar. Verkaçlarla çok iyi geliyorlar. Güzel gördü ama Bjorkan güzel kaptı. Önü çok açık. Bjorkan ne yapıyorsun? Birazcık fazla bastım arkadaşlar, kusura bakmayın. Orada biraz atağın içine ettik. O kadar iyi gelmiştim aslında. Bunu sonuçlandırsaydık güzel bir ortayla falan, bir gol gelseydi arkasına. Ara sıra beklerim böyle bindirmeleri, güzel oluyor. Şutların bir türlü geçmedi, orada etten duvara takılıp duruyor. Güzel gördü aslında o arayı. Karima değil mi ama oradan bir sonuç çıkmadı. Almada. Abi oraya değil, Almada'nın önü bomboş. Ben Almada'ya attım orada onu ya. Altay sen efsanesin. Mükemmel geldiler. Altay çok güzel çıkarttı. Lewis Potter. Aman aman. Yine burada defansımızı tebrik etmek lazım. Adeyemi orada çıkamadı. Biraz dar bir alanda kaldık. Oradan çıkamadık. Altay'la ileriye topu dikiyoruz. Çok iyi geldik aslında. Burada Karima değil mi? Güzel. Aman aman, nasıl bir şuttu o? Seko Fofana ile mükemmel bir rauşta şut çektik. Bir gol olsaydı var ya, çok iyi olurdu bizim için. Seko Fofana. Can they take the lead here? Well, a top-notch piece of defensive judgment.
Alma da vuramadı orada. Fena gelmiyorum. Hani nasıl söyleyeyim arkadaşlar, hani ben oyunumu şu an beğeniyorum. Nasıl söyleyeyim? Bu kadar az oynadığım halde becerebiliyorum bu işi. Altayla bu arada arkadaşlar şöyle bir değişikliğe gitmemiz lazım. Doherty, Hanimen, Doherty'nin yerine Emre Demir girsin. Başka şu an Bernard. Ha, tam oyuncu hakkında değişiklik hakkım bitmiş. Ben bu arada 5 oyuncu değişikliği falan yapacağım zannediyorum. Ondan dolayıdır. Bjorka'nın o şekilde gideceğini anladı, hemen önünü kesti. Biz de hata yaptık. Bjorkan'la gitmeye çalıştık. Etkisiz bir şut. Dakikalar 85'i gösteriyor. Burada bu maçı vermemem lazım. Beraberlik maçı vermiş sayılır. Maçı vermemem lazım. Son atak şansım. Topu burada kapıp atak sonlandı şu an. Korner son atamız arkadaşlar burada. Muhtemelen Mert Müldür. Pasım o kadar kötü ki son atağında içine ettim şu an. Seko Fofana ile hadi bir şeyler yapalım. Onlar da şu an herhalde skordan memnunlar. Çünkü evet, memnun da değiller aslında. Golü yiyecek gaz kadar. Hadi abi, hadi. Evet, maç bitti. Fena değil. Yine herhangi bir galibi nasıl söyleyeyim? Şey almadık. Mağlubiyet almadık en azından. Fena da oynamadık. Birkaç tehlikeli pozisyona girdik. Ama dediğim gibi arkadaşlar, bunu FM ile karşılamak lazım. FM'de ben gerçekten mükemmel bir kadro kurdum ve taktiğim şöyle söyleyeyim. No more questions, Oyunun thank you. bazı mekaniklerini ekarte ediyor. Ben oyunun bazı hani oyuna ters geliyor yani taktiğim, anladın mı? Oyunun bir yapay zekasını direkt saf dışı bırakıyorum. Oyunun zekasını saf dışı bıraktığım için bunu verebiliriz. Oyunun zekasını saf dışı bıraktığım için ne oluyor? Taktiğim çok daha başarılı oluyor. Ama FIFA'da bu çok fazla mümkün değil. Bu arada Stoke ile maçımız var. West Brom bir puan önüme geçti. Şu an zirveyle aramda 4 puan fark var. Stoke City'de arkadan beni kovalıyor. 1 puan fark var arada. Stoke City ile maçımızı yaparız muhtemelen. Evet, Stoke City maçını yapıp bu bölümü sonlandıralım arkadaşlar. Takım yönetimi diyeceğim. Orkun Kökçü ne kadar sakat? Hala bir bilgim yok açıkçası. Hanimen Daşert'e yapacağız şu şekilde. Aktürkoğlu almadı. Hepsi iyiler. Orkun Kokçu'nun yerine de Ingram'ı sokuyorduk. Bu şekildeydi. Oyuna diyeceğim. Bakın Allah'ım, kim bu o adam? Kim o adam? Yani çok merak ettim. Şunu geçelim hızlıca. Bir bakacağım ya. Bir ben göremiyorsam siz yardım edin ya. Ben neden olmuyor bir? Doşerti tamam, Amavi, Müldür, Ingram, Leverkusen, Emmanuel, Magnus, Demir, Bernard. Allah Allah. Neyse, çok da fazla izlemeye gerek yok. Bu şekilde gidiyoruz. FM'deki Fenerbahçe macerası gibi olmuyor. Yine gündüz maçı. Stoke City hemen arkamda kovalıyor beni. Çok iyi geldiler. Dakika 2.
Altay güzel çıkardı. Ya iyi ki Altay gibi bir kalecim var. 60 küsürlük bir kaleciyle bu şutların yarısını yerdik muhtemelen. Müldür. Oradan topu çıkartmamız lazım. İyi geliyorlar. Allah'ım vallahi yiyorduk. Adamlar ne kadar yetenekli ya. Yani şeyi aşamıyorum bir türlü. Nasıl söyleyeyim? Aman aman. Şeyi çok yapıyorum. Bu adama dalmayı yapıyorum. Adama dalmayı yapmam lazım. Arkasını beklemem lazım. Ama böyle bekleyeceğim deyince de beklenmiyor. Hanimen. Ya pasımız da geçmedi. Stock City. Yetenek stoklamış arkadaş. Yani adamda full yetenek var. Çok güzel çıkarken. Ama bu paslarda genellikle şeyi kullanmalıyım ya. Tek pası kullanmalıyım. Adam dalıyor. Ben dalınca alamıyorum. Mert Müldür. Kaç. Fena başlamıyoruz. Birazcık yetkilerini şu an azalttık gibi. Mert Müldür. Orada güzel bir atak yakaladık. Heyecanlandık ama sonuçlandıramadık hatamızı. Something has changed at the Hawthorns, so let's send it over to Alex Scott. Yep, it's a goal for QPR. It's now 1-0 with 23 minutes left. Cheers, Alex. Well, the attacking options appear plentiful, but nothing comes of it. Good defending it was. İyi geliyoruz ama biraz aceleci mi davranıyoruz bilmem. To win possession back. Well, the counter chance looks very real. Still passing it around with authority. Effective challenge. Well, the bar can be the goalkeeper's best friend. No nonsense clearance. Attık be. Mükemmel bir gol attık. O kadar iyi bastırdık, o kadar iyi geldik ki. Hanimen'le. Çok güzel bir gol attık burada bakın. Çok güzel bir topuk pası Docherty'den ve Hanimen bal gibi bir gol atıyor. 10 numaramız. 1-0 öndeyiz şu an. Deplasmanda Stoke City arkamızdan kovalıyordu. Rahat bir nefes almamız lazım. 1 puan fark var. Arkayla aramızdaki puan farkını aşmamız lazım. Ben yavaş yavaş adapte olmaya başladım FIFA'ya. Bu da bana zevk veriyor açıkçası. Dikkat etmek lazım ama şu siyahi forvetleri aman 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 aman. Siyahi forvetleri gerçekten etkili. Şu adam da bayağı iyi. Şu an ismini bak bilemiyorum. Kornerleri de çok etkili kullanıyorlar. Daha dakika 30 küsür. Kesinlikle hiçbir şey bitmiş değil. Şöyle çıkarken bir top kaybetseler. Ne yapıyorsun sen ya? Ne yapıyorsun abi sen? Şerefsize bak ya. Adamı biçti. Yellow card all day long.
Orada fazla çalımı yaptık. Altay'ı kurtardı. Bakın lütfen çekirden verelim kendimize. Daha hiçbir şey bitmiş değil. Dakikalar daha 40'ı gösteriyor. Pas yerini bulmadı. Seko Fofana al abi orada, onu alamadı. Seko Fofana gel abi. Çıkarken kaptırdılar. Gayet iyi oynuyorlar. Bunu söyleyebilirim derken maç ilk yarısı 1-0'la sonuçlandı. İkinci yarıya şöyle giderken herhangi bir değişikliğe gidecek miyim bakalım. Oyuncularım gayet iyi durumda. İkinci yarıya başlıyorum. Top bende, top çevireceğim. Biraz topu çevirerek onları vermemeyi düşünüyorum. Fofana'ya, Fofana'dan. Orada zaten hoş bir pas değildi. Boş bir pastı, hoş bir pastan ziyade. Aman aman, öyle bir yere attı ki. Yerebank Türkoğlu'nu o kadar çok taciz ediyorlar ki arkadan yani. Kendisi pasları bir türlü yerine ulaştıramıyor. Altay, çok iyisin Altay. İleriye bir top diktik. Karim Adeyemi. Orada çalımı yemedi defans oyuncusu. Aman abi. Evet. Burada arayı kapatmazsak, boşlukları verirsek çok kötü cezalandırılırız. Buna dikkat etmek lazım. Taç. Kapat abi. Kapatamadık taçın yollarını. Aman aman. Penaltı mı? Allah belanı versin. Nasıl penaltı bu ya? Oh be. İşte demek ki bu, demek ki bu haklı bir penaltı değilmiş. Orada ama bile şey yapmam lazımdı. Berkaç yapmam lazımdı. Bu arada arkadaşlar şu Jack Graves beni korkuttu. Onun yerine stoperden Bernard alalım. Pardon, şöyle kulağım çok kaşınıyor. Alışkın değilim bu kulaklık aşırı takmaya. Kaliteli de bir kulaklık ama. Mingueza. Abi. Offside çok iyi. Oradan niye vurmazsın ki ya? Oradan niye vurmazsın? Kofma gitti çok. Abi Mingueza. Yani Doherty oraya mı ya? Golü yedik yani. Bir tane o kötü pas gole neden oldu yani. Arkamda adam geliyor. Orada anlamsız bir çalıma gittim. Dakikalar 67. Lütfen bak, lütfen. Şey kaybetmeyelim. Zaten şeyin son maçı bu. Bölümün son maçı olacak. Direkten Allah'ım ya. Kerem Aktürkoğlu orada aslında uçurucu bir çalım denedi. Bilek hareketleriyle geçecekti orayı ama. Mert Müldür.
Altay. Adeyemi'ye. And this is a game for you to look forward to on EA TV. It's Hull City against Blackpool. Well, the attack will peter out. Keeper's ball. And apologies to Alex. Abi burada ne bu? Attım gidiyorum ya. Attım gidiyorum orada. Önüm bomboş. Nasıl sarı kart ya? Exercise caution standing off as they are to jump in front. Defensive excellence there on the attack. Is there to be late excitement in search of space and getting across to stop it? What can they do from this corner? Bu sefer bu golü atacağım. Derken orta bile açamadık. O arkadaş nasıl yapıyordu bunu? Onu bir türlü aklım almıyor. Bak bu adam kırmızı yani ölecek. Bu adam nasıl koşabiliyor oradan o kadar? Dakika 86. Bir beraberlik daha mı geliyor bilmiyorum. Yani beraberliklerin takımı olduk şu an. Seko Fofana. Abi yorgun değilsin. Bas. Adam. Yak dağıldı ya. Dakika 88. Doherty. On the attack. Is there to be late drama, but quick thinking defensively. We've had the official word, there will be a minimum of two added minutes. He went in so dangerously with that tackle. Hah, amına tövbe tövbe yarabbim, küfret duruyor beni ya. Well, he's going to be taking no further part. Abi adamlar sert duruyor ya, biçtiler bildiğin ya. Could be threatening. Yok abi, ben de adamların üzerine düzenli top sürüyorum. Ya burada hak ettim yani orada 3 puan gitti ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Yani 2 puan kaybedip durduk. Fena da bir nasıl söyleyeyim? Maç değildi. Kötü oynamıyoruz. Yavaştan alışmaya başladık. Bu seri sürecek. Adamlar bizim yenilmememizi İyi bir şey sanıyorlar ama benim için yenilmemek değil. Yani kesinlikle beraberlik benim hedefim değil. Bu arada dördüncülüğe kadar gittik. Ama çok fazla nasıl söyleyeyim sıkıntıya gerek yok. 19 puandayız. 7. ile aramızda bir maç fark var ya. Bir maç dediğim 3 puan fark var. 4 puanda 1. ile aramızda fark var. Öyle söyleyeyim. Şöyle haftalık programa şöyle girdiğimiz zaman Blackpool'la maçımız var, Middlesbrough'la maçımız var. Böyle gidiyor. Arkadaşlar bu bölüm burada sonlanıyor. Kötü değiliz, dördüncüyüz şu an. En kötü ihtimalle playoff oynarız. Ama benim hedefim tabii ki şampiyon olmak. Ki aramızda 4 puan fark var. İyice ısındık. Bence defansı da fena yapmıyoruz. Sadece o bireysel hataları, o oyuncuların bireysel hatalarını yapmazsak, mesela saçma sapan bir pas gibi, pas hatası gibi, sonuçlara çok daha iyi ulaşırız. Mesela 5-2 yendiğimiz maç vardı. Çok iyi bir maçtı. Ama ne söyleyeyim size, bizim kendimizi geliştirmemiz lazım. Bu şekilde devam edersek çok da mükemmel sonuçlar alabileceğimizi söyleyemeyiz. Neyse çok da fazla sizi tutmayayım ben. Efendim videoyu buraya kadar seyrettiğiniz için, seyrettiyseniz eğer çok teşekkür ederim. Size sağlıklı günler diliyorum. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.